ilk gördüğümde çocuğun en son nefes alamadığını, konuşamadığını fark ettim. Ve gerçekten son anda gözlerinde de bir değişiklik vardı, renginde de bir değişiklik vardı. Orada soluk nefes borusunun tıkandığını anladım. Hemlik manevrasına karar verdim hızlıca ve hemlik yapmaya başladım. Sonrasında da zaten çocuğun ağzından önce ufak bir parça çıktı. Fakat gücüm yetmedi. Yani çocuk çok ağırlaştığı için Aydın hocamız sağ olsunlar hemen yetiştiler. Benden devralıp devam ettiler manevraya. Son manevrayla da hocamız nefes borusundan çıkardı cismi. Ben buradan şunu söylemek istiyorum. Kesinlikle bütün öğretmenlerin ilk yardım ya da herkesin yani öncelikle toplumda öğretmenlerin ilk yardım eğitimini alması gerekiyor. Soğukkanlı olması gerekiyor. Ve müdahale ederken de hızlıca karar vermesi gerekiyor. Yani olayın olduğu saatte ben derse çıkmak için 3. kata çıktım. Öğretmenler odasından ayrılıp geldim. Koridora çıktığımızda bir kalabalık gördüm ben orada. Sabri hocamın boğulmakta olan bir öğrencimize hemlik manevrasını uyguladığını gördüm. Yorulduğunu, çocuğun da çok ağırlaştığını fark ettim ve ben de yardımcı olmak istedim. Sonra müdahaleye ben devam ettim. Ardından kalan parçada boğazından çıktı. Çocuk nefes almaya başladı. Yani emin olun ilk defa uyguladığım bir şey. Daha önce internetten videolarını izlemiştim. Geldiğimde bir an böylece Cenab-ı Hakk'ın şeyiyle demek ki Allah'ın çocuğun yaşayacağı varmış. Bir anda ben alayım diye şey yaptım yani orada. Müdahale ettik ve çok geçmeden de çıktı Allah'a şükür. Ve o şekilde oldu yani bir anda karar verdik yani. Yani boğulmak üzereydi. Tekrar yaşaması, ailesinin arasına dönmesi çok mutluluk verici. Buna vesile olmak da insanı sevindiriyor yani. Başka ne diyelim? Hayat kurtaran bir teknik. Herkesin bu şekilde bunu bilmesi gerekiyor. Öğretmenlerin, anne babaların, küçük çocukların da yine boğazında kalabiliyor. Onların da yine farklı tekniği var. Büyüklere biraz daha sert müdahale edilebiliyor. Yani toplumun bunun farkında olması gerekir. 2 gün önce talihsiz bir olay atlattık. Bir kız öğrencimiz nefes borusuna takılan yiyecekten ötürü tam buradaki koridorda rahatsızlanıp yere düşüyor. Sabur Hanım'la Aydın Bey de acil ilk yardım müdahalesinde bulunarak hemlik manevrasıyla çocuğun boğazındaki yemek parçalarının çıkmasını sağlayıp olası şekilde hayatını kurtarıyorlar. Olaydan sonra biz çocuğu ailesine teslim ettik. Çocuk gayet rahatlamıştı. Rahat nefes alabiliyordu. Ailesine çocuğu bir tekrardan doktora götürmelerini de tavsiye ettik. Ertesi gün aileyle görüştük. Çok memnunlar. Çok teşekkür ettiler. Ailemiz çok da memnunlar. Tabii ki çocuklarının sağlığı her şeyin önünde geliyor. Gerek okulumuzdan gerek öğretmenlerimizden de son derece teşekkür ettiler. CİMER'e de bu durumu ileteceklerini, teşekkür edeceklerini söylediler.